Gaziantep Özel Sanki Okulları'nda eğitim gören lise öğrencileri Ece Güner, Çiçek Dilara Kaya ve Elif Nida Tahaoğlu 5 dakikada %95 oranıyla doğru sonuç açıklayan COVID-19 testi icat etti. Yapay zeka sayesinde doğruluk oranının artırıldığı test cihazının patent başvurularında bulunacaklarını ifade eden öğrencilerin hedefi ise cihaz sayesinde koronavirüs yayılımının önüne geçmek. Cihazımız çok kolay çalışıyor. Burada zaten size hasta olup olmadığınızı bilgisini veriyoruz. Üst kısma tıkrı koyuyorsunuz. Bu kısımlarda da koku ve tat bölümleri var. Sizin bu kokuları koklamanızı, tatları da tatmanızı istiyoruz. Ona göre değerleri veriyoruz, sayısal verileri yapay zeka girmek için. Ve şimdi göstereceğim üzere tıkrığımızı da buraya koyuyoruz. Ekranda bize bilgisini veriyor. Pozitifsiniz diye. Bir tane de negatif değer deneyelim. Bu da negatif. Böyle çalışıyor. Çok kolay. İçimde tükürük var. Bir de nişasta denen bir madde var. Alfa amilaz, içindeki alfa amilazın aktivitesini artırmak için. Bu ikisinden oluşuyor sadece. Deneklerimizden tükürüklerimizi alıyoruz. Laboratuvar ortamında içine nişasta ekliyoruz. Sonra deneklerimizden bir de koku ve tat koklamalarını ve tatmalarını istiyoruz. Onların da sayısal değerlerini yapay zekaya giriyoruz. Böyle çalışıyor. Peki. Daha kolay bir sonuç veriyor ve istatistiksel olarak daha güvenilir. Daha iyi bir sonuç alacağımız için. TÜBİTAK'a katıldık. Bölge finallerinde birinci olduk. Şimdi Türkiye finallerine geçeceğiz. Bilmiyorum. Hedefimiz de tüm dünyaya bunu ulaştırmak. Deneklerden tükürük almayla birlikte 5 dakika sürüyor. Deneklerden tükürüğü alıyoruz. Testte toplam 5 dakika sürüyor. Biz okul olarak esasında TÜBİTAK ve benzeri bilimsel çalışmaları çok destekliyoruz. Bu projede esasında onlara bir örnek. Genelde bilimsel gelişmeler ihtiyaçtan ve dünyada oluşan gelişme ihtiyaçlarının ortaya çıkıyor. Bildiğiniz gibi 13 aydır tüm dünyada COVID-19 tüm dünyayı etkileyen bir süreç. Öğrencilerimiz de Ekim-Kasım ayından bugüne acaba COVID-19 ile ilgili nasıl bir proje yapabiliriz şeklinde fikirler yürüttüler. Öğretmenleriyle birlikte çalıştılar. Projenin iki boyutu var esasında. Birinci boyutu COVID teşhisi boyutu. İkincisi bu teşhisi kanıtlandırmak. Bu disiplinler arası bir çalışma. Hem biyoloji ve genetik dalından belli çalışmaları var öğrencilerimizin. Ardından yapay zeka, bilgisayar kodlamasıyla da elde ettikleri sonucu doğrulama süreci var. Biraz önce öğrencilerimizin de anlattığı gibi esasında konunun hipotezi, temel amacı daha önemli. Bunu daha pratik, daha kolay hale getirebilir miyiz? Bu noktada tabii ki bizim daha kısıtlı bir veri toplama alanımız oluyor okul olarak. Doğruluk oranında biz tabii elimizdeki verilerle yapay zeka üzerinden çalışıyoruz. Burada yaklaşık %95'e yakın doğru yönlendirme yapacağını düşünüyoruz.